Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Avrupa Dayanışma Programı'nda belki de en heyecanlı anlardan bir tanesi Skype görüşmesi. Öyle de olması çok normal. Nasıl olacak, ne soracaklar, işte kim olacak ya da kimler olacak, dilim yeterli olacak mı vesaire vesaire bir sürü soru geçiyor insanın aklından. Bunlardan önce dil konusuna değineceğim. Eğer benim dilimle ilgili bir problem yok diyorsanız hemen ileri sarabilirsiniz. ESC yani Türkçe adıyla Avrupa Dayanışma Programı zaten yabancı dil zorunluluğu olmayan bir program. O yüzden bu konuda rahat olabilirsiniz. Ama başvurduğunuz proje eğer ki belli seviyede yabancı dil istediyse o zaman işler değişebilir. Fakat projenizde bununla ilgili bir ayrıntı yoksa o zaman herhangi bir problem olmayacaktır. Hatta şöyle söyleyebilirim. Eğer ki Skype görüşmesini tek başına yapmak için diliniz yeterliyse yanınıza diline güvendiğiniz bir arkadaşınızı alabilirsiniz. Tabii ki bunu öncelikle karşı tarafa belirtin. Daha hoş, daha nazik olur. En azından söyleyin. Hani dilim yeterli olmayabilir sizinle iletişim kurmakta. Yanımda iyi bir İngilizce bilen ya da hangi dilse yani yanımda iyi dil bilen bir arkadaşım var. Hani ondan destek alabilir miyim diye sorarsanız %99.9 sizi zaten kırmayacaklardır. Eğer mümkünse Skype görüşmesinden önce bunu işte yazışırken yazışmada da belirtebilirsiniz. Tabii ne kadar yabancı diliniz yeterli olmasa da hani belli bir seviyede bir şeyler karşıya söylemek hoş olabilir. İşte merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, işte şu an biraz heyecanlıyım, işte umarım her şey güzel olur vesaire gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Ya da diliniz, örnek veriyorum, iyi ama hani çekiniyorsunuz, yine de yanınızda birisi bulunsun. Baktınız ki böyle derin mevzulara giriyorsunuz, o zaman hemen hop oradan arkadaşınız size yardımcı olabilir. Ama hiç böyle dil bilmeden, hiçbir kelime söylemeden sadece yanınızdaki arkadaşla bunu çözmeye kalkarsanız bu biraz sizi sıkıntıya sokabilir. En azından yani bir iki cümle kurabilecek kadar bir şeyiniz olsun. Onlara bir ışık verin. Zaten Skype görüşmesinde de bunu mutlaka belirtin. Hani dilim şu an iyi değil ama şimdiden çalışmaya başladım diye bir şeyler söyleyebilirsiniz. Eminim hoş olacaktır. Mesela ben kendi yaptığım Skype görüşmesinden örnek vereyim. Yanımda zaten direkt bir arkadaşım vardı. Hatta ilk başta kameranın öteki tarafındaydı. Ama baktık ki olmuyor. Onlar da zaten durumu fark ettiler. Hani söyledim, dedim böyle böyle bir durum var. Hani yardımcı olabilir mi? Tabii ki dediler ve ondan sonra konuşma başladı. İşte sonra ben araya giriyorum. Arkadaşım zaten %90'ını çeviriyor aslında şimdi size söyleyeceklerim. İşte merak etmeyin, ben şimdiden çalışmaya başladım. İşte şehrinizi araştırdım, harika bir yerdesiniz. İşte şöyle şöyle şeyler aklıma geliyor yapmak için. Bu proje için çok heyecanlıyım. İşte müziğin evrenselliğini kullanacağım falan diyordum böyle. Karşıdaki kişi de bana dedi ki tamam hani müzik evrensel ama hani biz senden sürekli müzikle ilgili bir şey beklemiyoruz. Hani oradaki yaşlılarla da hani sohbet etmen, dertleşmen, yeri geldiğinde onlara işte moral verici şeyler söylemeni, konuşmanı da bekliyoruz. Bu nasıl olacak? Dedim olur, hiç önemli değil, zaman kısa görünebilir ama hani siz bana güvenin, ben bu dili çalışıp en iyi hale getireceğim ve orada da çalışmalarım devam edip gerçekten çok iyi noktalarda olacağım dedim ve sonunda ne oldu? Seçilmedim. Hani bazen işe de yaramayabiliyor, yapacak bir şey yok. Şansımı denedim. Seçilmediğimde belki iyi oldu. Hatta iyi oldu. Çünkü o kadar kısa sürede dili geliştirmem mümkün değildi. Orada belki işte bir can havliyle bir şeyler olabilirdi ama ne kadar iyi olurdu, ne kadar başarılı olabilirdim ve benim ESC hikayem ne kadar mutlulukla dolu geçerdi. Bunlar gerçekten büyük bir soru işareti olurdu benim için. Hatta belki çok kötü bir deneyime sahip olur. Böyle bir YouTube kanalı bile açmayabilirdim. O yüzden bu konuda dürüst olmanız belki de en önemli noktalardan bir tanesi. Mutlu olabilmeniz için. Dil konusunu bitirdiğimize göre geçelim diğer kısma. Gelmesinden çekindiğiniz ne kadar soru varsa, ya Allah'ım şöyle bir soru gelirse ben ne yaparım dediğiniz ne kadar soru varsa ve siz olsanız ne gibi sorular sorardınız, bunları hazırlayın ve yine cevaplayın. Tabii ki bunları yaparken ne yapıyorsunuz? O projelere bakıyorsunuz, iyice inceliyorsunuz ve o projelere göre artılarınız neler, eksileriniz neler, bunları ortaya çıkarıyorsunuz. Belki bu sizin ilk Skype görüşmeniz değil, daha önceki Skype görüşmelerinizi değerlendirin. Hani nerede, ne yaptım, ne yapsam daha doğruydu, bunlara bakın. Eminim bunlar sizi
daha iyi noktalara getirecektir. Belki şimdi bunları duyduğunuzda size çok klişe gelmiş olabilir ve ya of bu muydu diyebilirsiniz ama o zaman size şunu soracağım. Belki de bu ilk Skype görüşmesi için aldığınız randevudan sonra izlediğiniz bir video. Belki de ikinci, üçüncü Skype görüşmeniz için izlediğiniz bir video olacak. Acaba bu zamana kadar bu dediklerinizi bildiğiniz halde, düşündüğünüz halde ne kadar uyguladınız? Bunu kendinize lütfen bir sorun. Gerçekten çok doğru bir söz var. Söz uçar, yazı kalır. Bu yazı kağıt kalem olur, bilgisayarda da telefonda pratik yapmak olur. Hatta video çekmek olur. Hani bunları yaptığınızda gerçekten hem o projeye daha hakim oluyorsunuz hem de o Skype görüşmesine daha iyi bir şekilde çıkıyorsunuz. Eğer bunlar da benim için tamamdı diyorsanız geçelim öteki kısma. Ben ve giden gönüllü arkadaşlardan elde ettiğim bilgilere göre en çok sorulan soruları şimdi size söyleyeceğim. Bu projeye ne katabilirsiniz? Özellikle uzun süreli bir projeye gidiyorsanız işte uzun süre burada yaşayabilir misiniz? İklim koşulları, şu yaş gruplarıyla işte aranız nasıl? Ev arkadaşlığına açık mısınız? Eğer hani gideceğiniz yer tek başınaysa belki buna göre bir soru gelebilir. Kısaca kendinizden bahsetmeniz, işte şurada okudum, şunu yaptım, bunu yaptım, hobilerim bunlardır gibi. Neden EAC yapmak istediğiniz, neden bu proje ve neden bu ülke, bu şehir gibi sorular, hatta motivasyon mektubunuzdan bile sorular çıkabiliyor. Aslında çıkabilecek bu soruların çoğuna motivasyon mektubuna yazarken hazırlanıyorsunuz. Eğer ki yaptığınız motivasyon mektubunda hani ben hiç böyle bir şey yapmadım diyorsanız açıklama ve kart kısmına nasıl motivasyon mektubu yazılacağıyla ilgili hazırladığım videoyu bırakıyorum. Motivasyon mektubu zaten bu noktaya gelebilmek için en önemli noktalardan bir tanesi. İşin en başında zaten motivasyon mektubunuzun iyi olması gerekiyor. Tüm bunların yanında güler yüzlü olmayı ihmal etmeyin. Yaptığınız görüşmede onlar için hazırlandığınızı onlara hissettirin. Yani sempatik olmak, güler yüzlü olmak, o tatlı dil gerçekten çok önemli bir nokta. Belki az önce söylediğim hiçbir şeye doğru cevap verememiş olabilirsiniz. Benim gibi bir hikayeniz olmaz ve o projeyi de seçebilirsiniz. Çünkü önemli olan o projeyi ne kadar istediğiniz, onun için ne kadar hazır olduğunuz ve enerjinizi karşı tarafa hissettirebilmek. Bunun için ne yapabilirsiniz? Belki bir ayna karşısında konuşarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta videoya çekebilirsiniz. Mesela hani kendinizi bir tanıtır mısınız ya da kendinizden kısaca bahseder misiniz diye sorduklarında hani vereceğiniz cevaplar her proje görüşmesi için 3 aşağı 5 yukarı aynı olacaktır. Bunu bir videoya çekin bakalım. Hani daha sonra kendinizi izleyin. Nasıl olmuşsunuz? Nasıl davranmışsınız? Mimikleriniz nasıl olmuş? Acaba gülümsüyorum dediğiniz anlarda gerçekten gülümsüyor musunuz? Bu benim çok başıma geliyor. Belki bu videodan sonra da gelecek. Çünkü bazen bakıyorum videolara ve diyorum ki ya ben burada gülmüyor muydum? Hani burada ya da tebessüm ediyor olmam lazım. Ama bir bakıyorum videoda baya ciddi durmuşum. Bu videoda nasıl olacak? Mesela bu videoda ben çok gülüyor, tebessüm ediyor olmam lazım. Acaba gerçekten etmiş miyim? Ben de sizlerle birlikte bunu YouTube'a yüklediğimde izleyeceğim. Bakalım nasıl olmuş? Bir de şunu söyleyeceğim. Hani son olarak bunu söyleyebilirim. Bu çok önemli. Hani yurt dışına gitme isteğiniz, arzunuz, işte Avrupa'yı görmek ya da işte bu şehir çok süper bir şehir. Şehrin her tarafını karış karış gezmek istiyorum kısmını çok 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 abartmayın derim. İyisi hani bir amaç değil de araçmış gibi hissettirilmemeli. Öyle olmamalı. Hani onu çok abarttığınızda ters tepebilir. Bu da aklınızda olsun. Tüm bunların hepsini yaptınız. İşte diliniz, verdiğiniz cevaplar, mimikler, güler yüzlülük her şey vardı ama olmadıysa olacağı yokmuş. Yani yapacak bir şey yok. Bunu böyle düşünmeniz lazım. Bazen olmuyorsa olmuyor demek gerekiyor. Bunu bir deneyim olarak düşünün. Demek ki sizin için doğru proje o değilmiş. Sizin için EAC deneyimi farklı bir projede hayat bulacak demektir. Sabırlı olmakta fayda var. Bunu çok söylüyorum özellikle EAC projesine başvuracak kişilere. Şimdiden sizlere bol şans diliyorum. Eğer Skype görüşmesiyle ilgili sormak istediğiniz başka sorular varsa aşağıya yorum kısmını bırakabilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.